Sen de sordun mu Hüseyin bana niye herkes kızıyor diye? Yarın bir gün büyüdüğü zaman, bana şey oldukları zaman, 18-20 yaşlarına girdikleri zaman... ...baba siz niye ayrıldınız dediği zaman beni tek diyeceğim kişi şey... ...anneniz beni beğenmemiş, yakıştıramamış, yanında şey yapamamış, ondan ayrıldık. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sevdiğim için de, çocuklarım için de buraya kadar başvurdum. Bir akşam da karar verdim. Dedim olursa olur, çıkacağım, aradım buraya. Allah razı olsun aradılar, geldim Seviyordun buraya. Seviyordun da niye her şeyimi topladın babamın evine yolladın? Bak hala oraya gülüyor abla. Madem niye oraya, yolladın orayı şu ama bu? Orayı üstüne açıklayayım. Bir de Esra abla orayı tartışmamızda gidiyor çocuğa diyor ki... ...bundan biz annenle ayrılıyoruz. Bundan sonra sizin babanız yok, babanız öldü diyor. Söyledin mi bunu? Söyledi Esra abla. Benim... Sinir... Psikolojim bozuldu. O gün anlatır mısın? Sinirlerim bozuldu, psikolojim bozuldu. Akşam zaten konuştuk, şey yaptık. Nasıl hatta bu işten geldiydi. Duş falan oluyordu. Ben de o arada işten geldim. Yaşlarım yok. Ceketimi aldım. Kayınvalidem de yemek hazırlıyordu. Yemek yemeyeceğim mi dedi. Hüseyin dedi. Yok dedim anne yemeyeceğim ben dedim. Çıktım dışarıya. Caddeye gittim Bolu'ya. Bir pastaneye gittim. Çayma içmeye gittim. Orada şey yaparken tekrar geldim. Baktım bu işler bu şekilde. Bunu dışardım şey yaptım. Bu şekilde olunca. O akşam eve geldik. Kayınpederi aldım balkona. Dedim baba sıkıntılar böyle böyle. Ne olacak bu iş? Hesap et, bilmem ne et. Üç ay, beş ay şey yapma, konuşma şey yapma, düzelir belki. Üstüne pek gitmeyelim. Psikolojim bozuk diyor. Tamam psikolojim bozuk, bana da söyledi. Doktora gittim ben dedi. Doktor dedi, hap verdi dedi. Ama dedi ben bunları dedi kullanmadım. Arkadaşlarıma danıştım. Bunlar dedi iyi olmuyormuş dedi, kötü oluyormuş dedi. Tamam ben de gittim. Bana verdi hapların aynısını eşime de verdi. Madem kullansaydı demek ki bu şekilde olmayacaktı. O da doldu, ben de doldum. Bir anda birbirimize patladık. Aslında biraz önce Şeyda'ya o soruyu yöneltirken diyor ki beni çok seviyordun niye kovdun diyor. O gün seni evden eşyalarını toparlayıp kovmasaydı siz abla, bu noktaya gelir miydiniz? Gelmezdik belki. Abla eşyalarını toplayıp kovdu derken kovmadım. Zaten kayınvalidem, kayınpederim hepsi zaten biz bir aradaydık. Bu olay zaten olunca şey olunca mesela ben dedim ki böyle böyle hani avukata haber verdim 10 gün içinde dava açılır. Yani haber çık git seni istemiyorum artık benim için de bitti bu iş dedin mi? Deyince bu... Annesini hemen mutfaktan çağırdı. Annesi geldi. Ne oldu kızım dedi. Bu başladı ağlamaya. Dedi Hüseyin dedi avukattan görüşmüş dedi. Onun 10 gün içinde dedi elime kağıt gelecekmiş dedi. Sonra tamam dedi madem dedi, boşanmak Esra istiyorsa abla, ayrılmak musun? İstiyorsa dedi. Aldı bunu yatak odasına. Bu yatak odasında yatağın üstünde ağlıyor. Annesi diyor ki bavullara poşetlere ne var ne yok kıyafete varıncaya kadar çoluk çocuğun dedi. Hepsini dedi doldur dedi götüreceğiz dedi. Seni istemeyeni sen niye istiyorsun dedi. Doldurdu her şeyi aldı Esra gitti. Abla, hatta abla bana... yalan değil. Her şeyi aldılar gittiler elbiseleri koydular kayınpederim kayınçım. Sen falan. Hüseyin'in hemen avukatı arayıp anlaşmalı boşanmayla ilgili bir işi hızlandırması seni aslında üzdü. Üzdü Esra abla üstüne bir de bakın o gün bana tartıştık salonda bana dedi ki ailemin yanında defol git bu evden dedi. Benden eşya meşya alamazsın dedi. Şimdi tartışmalar sonra da, bakın burada ama şöyle. Ama anlattıkları çok enteresan bir şey. Şimdi kocam ondan beni beğenmiyor. Karım beni beğenmiyor deyip evi terk etmesiyle kocanın aslında ya bir an önce boşanalım deyip avukatı araması yani sen bu evden git bu iş bitti deyip senin aslında bu duruma üzülmen olayın çok seyrini değiştiriyor. Yani burada ayrılmak isteyen kim? Şeyda gibi gözüküyor çeşitli bahanelerle ama aslında boşanmayı ve ayrılığı hızlandıran gerçekte kim? Ama Hüseyin'in öfkesi. O süreçte, ben asla avukatı aramadım Esra abla. Şimdi çok fazla eleştiride bulunursanız ve eleştiriler artık belli bir yaştan sonra eşlerde fiziksel görüntüye yönelirse bu çok böyle rencide edici bir şeydir. Şimdi bu çevreden geliyor, aileden geliyor. Eş de bunu en son soruyorsa bu tartışma kaçınılmaz. Ama ben şunu rica ediyorum. Eğer eşinizle tartıştınız, ailenizin yanında tartışma. Ailenin yanında yapılan tartışmalar boşanmayı hızlandırır. Eşler akşam barışabilirler ama o evde aile bireylerinden biri varsa barışma asla olmaz. Buranın programın farkı şu aslında. Siz buraya geldiğinizde güvenli ortamda iletişim kurabiliyorsunuz. Yani zaten boşanmayı... Abla sorun zaten oradan kaynaklanıyor. Biz zaten ailecek annesi babası kayınçım bizde kaldığı için biz zaten orada bir iletişim kuramadık abla. Ama bunun için de güven ortamı çok önemli. Burada kolluk kuvvetleri olduğu için
Siz en azından ekibin denetiminde bu güvenli ortamda iletişim kurabiliyorsunuz. Evet. Zaten bir tane zaten konuşamadık. Hani... Niye konuşamadık? Devamlı mesaj, devamlı mesaj. Ondan sonra diyor ki beni rencide ediyor, rencide ediyor mesajlarda. Ondan sonra bunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da yaptım diyor. İşte o dilin kemiği yok ya. Ve öfkeyle beraber her şeyi söylüyorsun. O ağzından çıkıyor. Sonra bir daha mesela... geri de alamıyorsun. Esra abla avukatı arıyor. Baban... Dur bir dakika, baba telefon WhatsApp'ta hattında. Da normal mesajlarda da vereyim. Kavgalıyken WhatsApp'ta yazışmayın arkadaşlar. Bitti. İyi niyetle söylediğin şey karşı tarafın eşref saatine gelir. Yanlış anlar, kıyamet kopar. Baban telefon attığında ona söz vermek istiyorum. Birkaç dakikadır da bekliyor. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım. Merhaba, nasılsınız? Şimdi avukat hanım da iyi dinlesin, siz de iyi dinleyin. Buyurun. Çünkü bu şahıs ne söylediyse yalan. Ya biz buna Esra Hanım, biz buna kaç sefer biz buna şey verdik. Şans verdik. Hı hı. Ya bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Hı hı. Ya ne, biz bunu neyle anlatalım? Esra Hanım neyle anlatalım? Oradaki seyirci hanımefendiler, beyefendiler de dinlesin. Hı hı. Ben bunu neyle anlatayım efendim? Bak şimdi. Şimdi biz buna annelik babalık yaptık. Hı hı. Evde aşk kalmasın diye evde hanımımı bile diyordum ki söyleyin o çocuğa yemek gönder eğer işten geliyor açdır maçdır diye. Hı hı. Biz onu evlat yerine koyduk. Hı hı. Annesi bunu evlatlıktan reddetti. Yanımızı aldık. Hı hı. Abisi zaten konuşmuyor bundan. Hı hı. Kardeşi, bacısı, ablası konuşmuyor bundan. Hı hı. Şimdi diyor ki şöyle oldu böyle oldu. Alayı yalan. İş yerinde 3 tane 4 tane arkadaşın ağzına bakıyor. Geliyor buralara çıkıyor. Hı hı. Bir söyler misin? Hayat müşterek ve ya sorumlulukları... 50 lira aidat nedir ki Esra Hanım? 50 lira aidat nedir ki? Vermiyor. Yiyor bunları. Ondan sonra da elinde parası kalmadığı zaman... Kızından tartışıyor. Ya benim de para kalmadı derken zaten benim maaşım 8 senedir mesela kızım çekiyor. Şöyle söyleyeyim size. Keşke aralarındaki ekonomik sorundan dolayı kaynaklanan bir kriz olsaydı bugüne kadar zaten bir şekilde yuvarlanıp gidiyorlardı. Ondan dolayı ayrılırlardı. Onların arasında artık sanırım bir tükenmişlik var. Şeyda'da da Hüseyin'de de her iki tarafında birbirinden beklentisi var. O beklentisini yerine getirmediğinde öfkeleniyorlar. Bazen ayrılık her iki taraf için de iyi ve hayırlı olabiliyor. Yani sorunlu bir ailede büyüyen çocuklardansa ayrılmış artık medeni bir şekilde anne babalık görevini sürdüren ebeveynlerin çocukları olmak o çocuklara iyi de gelebiliyor. Keşke her çocuk ailesinde çok mutlu olsa. Keşke en abla. Büyük dileğim o. Ama o mutluluğu sağlayan da ne sadece kadın ne sadece erkek. Ne sadece erkeğin çalışma ve para getirmesi... Ne annenin evde sürekli sabahtan akşama kadar didinip evin işini yapabilmesi. Her ikisinin de o uyumu yakalaması lazım. Ama siz anlaştınız. Anlaştık abla. Boşanma konusunda da mahkemeye gidiyorsunuz. Evet Esra abla. Ben bu konuda size aracılık ediyorum. Artık kavga dövüş yok. Çocuklar için insanca konuşma zamanı.